çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz yazımı karıştırılan sözcükler. Sözcüklerin doğru yazılışını yazım kılavuzundan öğreniriz. Şimdi örneklerimize birlikte bakalım. Bunları öğrenebilmek için pratik yapmak gerekiyor. Yani yazdıkça doğru yazılışını öğrenmiş olacağız. Birinci örnekte doğrusu hangisi? Tabii ki kirpik olacak. İkincisinde aşçı doğru yazım. Ya da sözcüğü ayrı yazılır çocuklar. Trende i sesi yoktur. Doğru yazımı bu olacak. Şoför şeklinde yazarız. Eşofman, eşortman. Çocuklar doğru yazımı eşofman olacak. Yanlış, yanlış. Yanmaktan yanlış yapmak. Bu yüzden doğrusu bu olacak. Hiçbir, tabii ki çocuklar, birleşik yazılacak. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.